Irak'tan hüküm giydi, Avusturya'ya kaçtı. Oradan da ABD'ye teslim edildi. Şimdi son birkaç gündür de Sezgin Baran Korkmaz'ın işte yargıdan orduya, emniyetten gazetecilere pek çok ismin ismin yer aldığı bir rüşvet listesinden söz ediyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın rüşvete bağladığı iddia edilen isimlerin yer aldığı bir liste. Bu listede yer alan kimin isimlerden açıklamalar da geldi. Detaylarına bakacağız. İkinci isim de bugün konuşacağımız ikinci isim de Necip Hablebitoğlu suikastinin firari şüphelisi Levent Göktaş. Levent Göktaş da şu anda aslında kaçak. Nerede olduğu bilinmiyor. Ama şöyle söylemek lazım. İşte geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabı açtım. Ve her şeyi anlatacağını söyledi. O tuğlayı çekeceğim dedi. Hani meşhur Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu suikastinden sonra Güldal Mumcu'ya söylediği o duvar, o tuğla çekilirse duvar yıkılır dediği tuğladan bahsediyor herhalde. Ama sonrasında hesap kapatıldı, sessizliğe gömüldü Levent Göktaş. Tabii bu sırada Sedat Peker'le atışmaları oldu. Sedat Peker niyeyse Levent Göktaş'ın her şeyi anlatacağım demesine çok kızdı. Ve o hesabı ben kapattırdım dedi. Onu da konuşacağız. Biraz sonra gazeteci Cengiz Erdinç de bizimle birlikte olacak. Ki Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz'ın o rüşvet listesini ilk gündeme getiren gazeteciydi zaten. Ama Cengiz bağlanana kadar Kemal seninle biraz konuşalım istiyorum. Hı. Sezgin Baran Korkmaz hakkında birçok şey aslında yazıldı, çizildi. Özellikle Sedat Peker'in ifşaatlarıyla da biliyoruz. Ki Veys Ateş meselesinden de hani bu rüşvet listesini konuşacağız ama Veys Ateş meselesinden de kendisinden 10 milyon dolar istendiğini hatırlayacağız. Bu listeyi görünce sen de görmüşsündür. Yani öncesinde bir kulislerde konuşuluyordu bazı gazeteciler ki Cengiz Erdinç zaten onu söyleyecektir ama şimdi sosyal medyaya da düştü. Listeyi görünce ne düşündün? Yani bazı gazetecilerin de açıklama yaptığında yeniden hatırlatırsam. Şimdi tabii liste enteresan bir liste. Yani bir resmiyeti olmayan bir A4'e yazılmış çeşitli isimler alt alta ve altına notlar düşürmüş. Yani Cengiz'in de aktardığı edindiğimiz bilgiler bu listenin polis tarafından hazırlandığını gösteriyor. Polisin bir takım görüşmeler yaparak bu listeyi o notları aldığı belirtiliyor. Hı hı. Tabii polisin elinden çıkınca bu liste ne diyelim buna, bir resmiyeti yok ama bir şekilde bir yerlerde dolaşıyor. Bir ihtiyatla bakmak gerektiğini düşündüm önce. Ama tabii orada çok önemli isimler var. Araştırılması, soruşturulması gereken bağlantılar var. Sonuçta Sezgin Baran Korkmaz hani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük dolandırıcılık vakalarından birini, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırarak gelip burada çok ciddi bir kara para aklama operasyonunun başında olmuş. Ve de zaten bütün bu mal varlığıyla öncesinde de bütün bunlar ortaya çıkmadan önce de şüpheli olarak görülen bir isimdi. Bunun devlet kademelerinde, medyada, yargıda bir takım bağlantılarının olması, rüşvet ağını kurmuş olması hiç şaşırtıcı değil. Yani elinizde yüklü bir para var ve bu parayı ve bir suç işlemişsiniz, çok ciddi bir suç işlemişsiniz. Ve o suçtan kaynaklı kara parayı aklama derdindesiniz, şirketler alıyorsunuz. Türkiye'de bir anda büyük sermaye grupları arasında sayılmaya başlıyorsunuz. Onlarla iş yapmaya, onların hisselerini almaya, İnan Kıraç örneğinde olduğu gibi. Tabii her suç örgütünün ihtiyaç duyduğu şey medya ayağıdır. Sezgin Baran Korkmaz hakkında olumlu haberler yapan, onu adeta bir Robin Hood, bir iyilik meleği, büyük bir hayırsever gibi gösteren çokça haber yayınlandı. Ardından yargı mensuplarının Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçma sürecinde önünü açan işlemler yaptıkları ortaya çıktı. Avukatların, istihbaratçıların, siyasetçilerin bu ağa takılmaması çok zor, işin doğası gereği. Liste böyle bir liste. Ama listede mesela herhangi bir maddi çıkar sağlamamış ve daha önce de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde görüştüğünü belirtmiş
gazetecilerin isimleri de var. Ben nasıl diyeyim, yani bir gerçekliğin olduğunu ama bir bu isimlerin de listeye konularak başka bir şeyin de amaçlanmış olabileceğini söylüyorum. Ne Çok gibi bir şeyin amaçlandığını söylüyorsun? Yani bu tabii ileride daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır ama şöyle düşünüyorum. Türkiye'de son dönem en azından 2021 Mayıs'ından bu yana Sedat Peker'in itiraf ve ifşaatlarının başlamasından bu yana devlet kademesinin, iktidarın, iktidara bağlı yargı mensuplarının nasıl bir batağa saplandıkları, nasıl kirli ilişkiler içerisinde oldukları, uyuşturucu kaçakçılığından tutun da kara para aklamaya, rüşvete varana kadar birçok ciddi iddiaya muhatap olduklarını gördük. Hı hı. Ve bunun toplumda bir algı yarattığı da ortada. Yani toplumda bütün bu kirli ilişkiler nedeniyle iktidarın yıprandığı da ortada. Şimdi önümüzdeki listede ne var? Önümüzdeki listede sadece iktidar mensupları, iktidara yakın yargı mensupları, iktidara yakın gazeteciler değil, muhalif gazeteciler de var. Evet. Muhalif bazı isimler de var. Hatta avukatlar da var. Hani muhalif cenahta sayılabilecek. Dolayısıyla bunun Sezgin Baran Korkmaz olayı özelinden hareket ederek topluma bütün bu kirli ilişkiler var, evet, ama bunun sorumlusu iktidar değil. Bakın, muhalif isimler de bu tür kirli ilişkilerin ağına düşüyor mesajını vermek üzere. Böyle gayri resmi, imzasız, herhangi bir düzenleyeni belli olmayan, amacı belli olmayan bir belge ortaya çıkıyor. Ben bu belgenin ortaya çıkmasıyla gazetecilik reflekslerimizi kullanıp bu ilişkiler ağını üzerine gitmeyelim, bu belgeyi tamamen yok sayalım demiyorum. Bu belge zaten mevcut bilgileri teyit eden, o mevcut bilgilerin üstüne eklenen bir belge. Ama belgenin düzenlenişinde ya da en azından bu şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmasında diyeyim, biraz ihtiyatlı olmak gerektiğini de düşünüyorum. Tabii gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunu bizler araştıracağız sonuna kadar, buradaki ilişkiler ağını ve onun doğasını, ne tür ilişkiler kurulmuş olduğunu, hatta orada geçen muhalif gazetecilerin ya da avukatların burada ne aradıklarını elbette sorgulayacağız. Hani bu dediklerim bunu sorgulamamızdan bizi asla alıkoymaz ama böyle bir belgenin yarattığı etkinin de Türkiye'de hiçbir şey biliyorsun kendiliğinden, doğal mecrasında neredeyse akmıyor. Birazdan Levent Göktaş meselesini, Twitter hesabını da konuşacağız. Kesinlikle. Cengiz geldiğinde daha da çok şey aktaracaktır ama orada da birbiriyle bağlantılı olduğu yolunda hemen herkesin bir kanaati oluştu. Yani bu Sezgin Baran Korkmaz belgeleriyle Levent Göktaş Twitter hesabı çok ilginç şekilde, çünkü çok ciddi bir kesişim kümesi var orada. Zaten o da, ikisi de birbiriyle bağlantılı sonuçta. Evet, Levent Göktaş'la Sezgin Baran Korkmaz'ın bağlantısı da yine İnan Kıraç şirketine ait hisselerin devri meselesini Levent Göktaş'ın avukat kimliğiyle, ama çok iyi biliyoruz ki avukattan öte devlette etkili birisi olarak en hafif deyimle diyelim çözdüğü, ortada bir arabulucu gibi hareket ettiği bir tabii oradan ne aldığını bilmiyoruz. Hani bu arabuluculuk, bu avukatlık karşılığında. Dolayısıyla bu kesişen bir yeri de var. Ben son dönemlerde ortaya çıkan bu kapışmanın bizim bilmediğimiz perde arkasında çok ciddi bir hareketliliğin olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir hareketlilik var. Çünkü taşlar yerinden oynadı. İşte Sedat Peker, Levent Göktaş'ın kendisine para karşılığı adam ortadan kaldırma diye teklif ettiğini, yani öldürmeyi tabii teklif ettiğini açıkladı mesela. Hı hı. Bunun sonuna kadar peşinden gitmeliyiz. Yani Sedat Peker kimi kastetti? Hı hı. Levent Göktaş neyi teklif etti? Yaşar Baba dediği kim? Çünkü orada da çokça spekülasyon var. Dolayısıyla ortalık toz duman. Evet. İşte bu filler tepişir, olan çimenleri olur manzarasını yaşamamak için de ihtiyatlarımızı da korumak durumundayız. Hani buna dair cümleler kurarken, buna dair değerlendirmeler yaparken, bir de olanı olduğundan daha fazla gösterme gibi bir eğilim de var şu anda. Sosyal medyanın harareti, sosyal medyanın ne diyelim,
cazibesi. Örneğin listede Ahmet Şık'ın adı geçiyor. Ahmet Şık herhangi bir maddi bağlantı içerisinde olmadığını söylüyor. Zaten listede de böyle bir maddi menfaat temin edenler arasında adı yok. Ahmet Şık zaten daha önce Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü, yalısına gidip habercilik kapsamında görüştüğünü, yazı yazdığını söylemişti. Yazısı da ortada zaten. Şimdi buradan hareketle ama bir takım maddi bağlantısı varmış gibi bugün açıklama yaptı Ahmet ve de dedi ki hayır ben herhangi bir maddi bağlantı yok. Öğrencilere burs vermeyi teklif etti. Hı hı. Bunu reddettim. Çok istiyorsan market fişi dağıtırsın yoksullara dedim diyor. Bu açıklamayı da zaten oradaki listedeki yeri de teyit ediyor. Yani listede de bağlantı içerisinde olduğu gazeteciler arasında adı geçiyor ama para ya da maddi menfaat alan gazeteciler arasında adı geçmiyor. Şimdi evet burada arkadaşımdır, iyi bilirim moduna düşmememiz de gerekiyor. Kesinlikle. Hani bu tür şeyleri ama olanı da olduğu gibi ortaya koyarken ihtiyatı da elden bırakmamamız gerekiyor. Elbette. Şeyi ekleyeceğim, şimdi Cengiz de hazırmış, yani dediklerine sonuna kadar katılıyorum ama hani tüm muhalifler de temizdir diye bir şey de ortaya çıkmaz tabii ki. Eğer bu kirli ilişkiler hayır, aslında sadece AKP ile başlamıyor, yani hani derinleştiririz belki, aslında ortada bir Ergenekon içerisinde dönen kavga var gibi görünüyor ve bu AKP'nin çok daha öncesinden başlayan ve bugün hala devam eden bir kirli ilişkiler ağı var ve burada muhalif olarak görünen kimi isimlerin olması da şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum, benim fikrim.